Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arpa şehriyeli nefis bir tavuklu mantarlı pilav hazırlıyoruz. Pilavımız için bir adet tavuk göğsü eti kullanıyorum. Tavuk göğsetini ilk önce hazırlıyorum. Dilimlere kesiyorum. ince büyük parçalara kesip hazırlıyorum bakın bu şekilde bütün tavuk göğüs etini hazırlıyorum hazırlamış olduğum tavuk etini geniş bir kabın içine koyuyorum üzerine birer çay kaşığı karabiber tuz ilave ediyorum bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber ekliyorum 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum Güzelce karıştırıyorum. Baharat ve zeytinyağının tavukların her tarafına gelmesini sağlıyorum. Tavuk etlerinin her tarafına baharat gelmesini sağladıktan sonra üzerini kapatıyorum ve bu şekilde buzdolabına kaldırıyorum. 2 saat dinlendiriyorum. Pilav için 2 adet kuru soğanı yemeklik doğrayıp hazırlıyorum. Soğanları doğradıktan sonra tabağa alıyorum. 2 orta boy kuru soğan yeterli, büyük ise bir tane de yeterli gelecektir. 400 gram mantar kullanıyorum. Mantarları iri parçalar halinde doğrayıp hazırlıyorum. 400 gram mantarımız hazır. 1 adet havuç kullanıyorum. Havucu rendeliyorum. Havucumuz da artık hazır. Etler marine oldu. Artık pişirme işlemine geçiyorum. İlk önce tencereyi ocağa koyup ısıtıyorum. Isınmış olan tencereye hiç yağ ilave etmeden marine etmiş olduğum tavuk etlerini yerleştiriyorum. Mutlaka tencerenin ısınmış olması gerekiyor. Her tarafını güzelce pişiriyorum. Yağ ilavesinde bulunmuyoruz kesinlikle. Buna dikkat edelim. Eti marine etmiş olduğumuz yağ yeterli gelecektir. Alt kısmı güzelce kızardığında çeviriyorum ve üst yüzeyinde aynı şekilde kızartıp hazırlıyorum. Kızaran tavuk etlerini alıyorum. Tavuk etlerini tencereden aldıktan sonra aynı tencereye doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum ve kavuruyorum. Diriliğini kaybedinceye kadar kavurmamız gerekiyor. Soğanlar diriliğini kaybetti. Şimdi içine rendelenmiş havuç ilave ediyorum. Mantarları ekliyorum. Birlikte yüksek ateşte havuç ve mantar yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Bu aşamada yüksek ateşte kavuralım ki mantarlar fazla su bırakmasın. Fazla su bırakmadan pişsin. Mantarlar fazla su bırakmadı gördüğünüz gibi ve hacmi küçülmeye başladı. Yüksek ateşte olduğu halde az da olsa su bırakabiliyor. Fakat bunun fazla bir önemi yok. Yüksek ateşte yaptığımız için çok az su bırakarak pişecek ve de çabuk pişmiş olacak. Gördüğünüz gibi mantarlarımız yumuşadı. Artık 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı ile birlikte 2 su bardağı arpa şehri ekliyorum. Baharatlarını ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Birlikte kavuruyorum. Bu aşamada hem tereyağı erisin hem de malzemeler bütünleşsin. Baharat ile birlikte lezzetler birbirine geçsin. Tereyağı ile birlikte baharatlar ile bir, tereyağı ve baharatlar ile birlikte kavurduktan sonra üzerine 3 su bardağı sıcak su ekliyorum. 3 su bardağı suyu ekledikten sonra bakın karıştırıyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Tam ölçülü bir tarif. Bu aşamadan sonra artık karıştırmamıza gerek yok. Kaşığı çıkartıyorum ve sıcak su eklediğimiz için de gördüğünüz gibi hemen kaynamaya başladı. Üzerine kızartmış olduğum tavuk etlerini yerleştiriyorum. Tavuk etlerini üzerine yerleştirdikten sonra ocağın altını kısıp kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Evet pilavımız tamamen suyunu çekti. Suyunu çekinceye kadar pişirdim. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve kapak kapalı bir şekilde 15-20 dakika dinlendiriyorum. 15-20 dakika dinlendikten sonra artık afiyetle yemeye hazır. Bakın çok güzel tavuklu mantarlı arpa pilavı hazırladık bugün sizler ile birlikte. Farklı lezzetleri seviyorsanız Mutlaka denemelisiniz. Çok lezzetli, güzel bir pilav oluyor. Tavuğu sebzesi ile lezzetli bir pilav. Pilavı servis tabağına alıyorum. İlk önce pilavından ve üzerine de tavuk etlerinden yerleştiriyorum. Doyurucu ve lezzetli güzel bir ana yemek hazırladık gördüğünüz gibi. Yemeğimiz bu kadar. Arzu ederseniz üzerine de maydanoz serpebilirsiniz. Hem pratik hem lezzetli, tek tencerede hazırlayabileceğiniz güzel bir ana yemek oldu. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Enfes bir yemeğimiz oldu. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.